damak tadı nezih bir mekanla buluştu. Nazlım pide, kebap ve ızgara salonu, çorba, lahmacun, pide, kebap ve birbirinden nefis ızgara çeşitleriyle lezzet tutkunlarına hizmet sunuyor. Üstelik inanılmaz fiyatlarla. İster yerinde, ister evinizde veya iş yerinizde afiyetle yiyebileceğiniz 1 kilogram ızgara köfte sadece 35 lira. Vazgeçemeyeceğiniz lezzet noktası Nazım Pide Kebap ve Izgara Salonu, Bahçeli Evler Mahallesi Çevre Parkı karşısında. Rezervasyon ve sipariş telefonu 221-9192. Demokratik bir ülkeyiz. Polis evinde düzenlenen basın toplantısına Vali Ahmet Turhan ve daire amirleri katıldı. Arama evde alamıyoruz. Olan şeyi söylüyorum. 11-14 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Fesane Tanıtım Günleri, Uyuşturucuyla Mücadele, Gazze'ye Yardım ve Atatürk Sadı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında yetkililer tarafından geniş şekilde bilgi verildi. Yetkililer bu konuda uyardı. Hatta çevre vatandaşlarla bilmiyorum. Toplantıda bir soru üzerine Vali Ahmet Turhan paralel yapı konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu konuda önemli bir mücadelenin verildiğini, Balıkesir'de de Ankara Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar kapsamında ciddi çalışmaların yapıldığını belirten Vali Turhan şunları söyledi. Hukuk çerçevesinde, mevzuat çerçevesinde bu mücadelenin yapılması gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Balıkesir'de de bu kapsamda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yani konusu suç teşkil eden bir soruşturma yapmadık. Ancak Ankara Başsavcılığı ve diğer çalışmalarda bize verilen talimatlar çerçevesinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Birincisi. Tabii ki kişiler hüküm giymeden hükümlüymüş demek farklı sonuçlar doğuracak ama ben şu kadarını söyleyeyim üstü örtülü olarak. Bu kapsamda Balıkesir Emniyeti başta olmak üzere birçok kurumda çok ciddi görev değişimleri oldu. Yani bunu takip eden arkadaşlarımız var. Çok ciddi boyutta, yani yüzlerce diyebileceğim yetkili görevden alındı, görev yeri değişti. Vali Ahmet Turhan basın toplantısında İstanbul'da yapılacak olan Balıkesir Tanıtım Günleri konusunda ayrıntılı olarak bilgi verdi. Balıkesir'in önünün açık olduğunu ve kendi halinde bir il olmaktan çıktığını söyledi. Kendi halinde mütevazı bir il olmaktan artık çıktı büyük şehir ve çok hızlı büyüyecek değerli arkadaşlar. Ve bu büyüme bir taraftan sevindirirken bir taraftan beraberinde ciddi sorunlar getirebilecek. Eğer biz bu büyümeyi planlamazsak başkalarının planladığını uygulamak zorunda kalırız. Doğru planlarsak, yani merkezi idaresiyle, valiliğiyle, yerel yönetimleriyle, sivil toplum örgütleriyle, siyasetçilerimizle, basınımızla, Balıkesir Türkiye'nin en güzel şehri olması yanında dünyada belki sayılı şehirlerden olacak. Fesane Tanıtım Günleri konusunda basın mensuplarına bilgi veren Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Soykan da Türkiye'nin ikinci büyük tanıtımı için 20 ilçeyle birlikte topyekun bir hazırlık çalışması yaptıklarını söyledi. Balıkesir Tanıtım Günlerine tabii ki Balıkesir Valiliği'nin koordinasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 20 ilçe kaymakamlığımız ve 20 ilçe belediye başkanlığımız hepsi tamamen katılıyor. Bunun dışında Balıkesir Sanayi Odamız, Balıkesir Ticaret Odamız, Balıkesir Ticaret Borsamız, OSB ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Üniversitesi, ilçelerdeki ticaret odaları hepsi bu anlamda destek veriyor.